Allah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın selat selamı Hazreti Peygamber'e ve onun pak, masum Ehli Beytine olsun. Kıymetli Ehli Beyt dostları, Cabir ile Gündem Ehli Beyt programına hoş geldiniz. Ramazan ayının, bu rahmet ayının sonlarında son bir kez Cabir ile Gündem Ehli Beyt programıyla sizlerle beraberiz. Bundan sonraki programlarımız yine olacak Ramazan'ın dışında. Fakat biz yine Ramazan'ın içinde olmamız, Kur'an ayında olmamız hasebiyle Kur'an-ı Kerim hakkında konuşacağız, bu konuda bilgi alacağız. Aynı zamanda geçen hafta olduğu gibi İmam Ali hakkında da, İmam Ali aleyhisselam hakkında da bilgi edinmeye devam edeceğiz. Ve canlı yayın programımız boyunca WhatsApp üzerinden sizden gelen soruları da hocamıza yönelteceğiz ki bu soruların da cevaplarını kendisinden alabilelim. Caferi Alimler Birliği Başkanı Hasan Karabulut hocamla beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Muhammed Bey. Hocam geçen hafta yine Kur'an ve İmam Ali hakkında bizlere bilgi vermiştiniz. İmam Ali'nin şehadetine sebep olan toplumsal düzeni, bozukluğu anlatmıştınız. O bozuk zihniyeti bizlere aktarmıştınız ki bunun devamında yine İmam Ali Aleyhisselam'ın şehadet günlerindeydik o program sırasında. İmamımızın şehadeti hakkında da nasıl gerçekleştiği hakkında da bizlere bilgi vermiştiniz. Bu hafta da yine İmam Ali hakkında sizlerden bilgi isteyeceğiz. Yine Kur'an-ı Kerim konumuzun bir ayağı da. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'le iç içe sizlerden bilgi alacağız. Her hafta olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'den anlatmanızı isteyeceğiz bize. Hazreti Ali'nin canlı Kur'an olduğunu bize söylemiştiniz. Seyircilerimizden de bu konuda sorular gelmişti, açıklamıştınız. Konuşan Kur'an, canlı Kur'an olarak Hazreti Ali'yi bize tanıtmıştınız. Peki tarih buna nasıl şahitlik etmiş? Hazreti Ali'yi ameli olarak, canlı Kur'an olarak bize tanıtan o tarihi olayları, gerçekleşmiş hadiselerden mümkünse bize anlatabilirseniz Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimizden bu rahmet ayının son günlerindeyiz. Bütün ümmet için, İslam toplumu için sevinç dolu, mutluluk dolu, iman dolu, huzur dolu günler temenni etmekteyiz. Rabbimiz bütün İslam camiası ile birlikte vatanımıza, milletimize huzur ihsan buyursun ve içinde bulunduğumuz bütün problemleri, sorunları inşallah kısa zamanda sonlandırıp barış, kardeşlik, dostluk içerisinde yaşamayı halkımıza, milletimize nasip buyursun. Amin. Ve bizim bu programımızı takip eden bütün canları, hanımefendileri, beyefendileri yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Rabbimiz bizleri de her iki cihanda katında azizleri olan beşerin ve insan oğlunun daim örnekleri, önderleri olan 14 masumun marifetiyle, muhabbet ve itaatıyla ve mahşer gününde inşallah onların şefaat ve dualarıyla beraber buyursun. Amin. Muhammed Bey, şöyle bir başlık atarak ben istiyorum. Bugünkü sohbetimize başlayalım. Ramazan ayı Kur'an ayıdır, vilayet ayıdır. İmam Ali Aleyhisselam'ın Hakk'a yürüdüğü aydı. İmam Ali açısından
saadete ulaştığı aydır, mutluluğa, ebedi mutluluğa ulaştığı aydır. Ve arif olan insanların kullandığı bir cümle, ister edebiyatta olsun, ister şiir dilinde olsun, ister irfan dilinde olsun, gerçek anlamda aşığın maşuka ulaştığı ve vuslatın, bu birleşmenin hasil olduğu bir ay içerisindeyiz. Her açıdan, yani konuştuğumuz zaman, başlık olarak söylemek istediğim cümle, Hazreti Ali insanlık tarihinde doğan bir güneştir, hiçbir zaman batmayacak. Hazreti Ali insanlık tarihinde, Hazreti Ali İslam toplumuna sınırlı bir karakter, bir lider, bir örnek değildir. Bütün insanlığı kendisine cezbeden, bütün insanlığın kalbinde, ruhunda, onu tanıyanların tamamının doğrudan hayatında hükmeden, onların hayatlarına nüfuz eden, ışık tutan bir ilahi elçi, peygamber anlamında demiyorum, halife anlamında bir ilahi halifedir, bir ilahi velidir, bir ilahi öncüdür ve toplumların örnek timsalidir, bütün toplumların. Tabi buradan yola çıkarak bütün beşere ışık tutan ve insanlığın ufkunu aydınlatan ebedi güneş olan ve hiçbir zaman batması mümkün olmayan ve olmayacak. Çünkü Allah böyle tarif etmişti Kur'an'ında. Evet. İmam Ali Aleyhisselam'ın ilahi hedefler veya Kur'ani hedefler veya Resulullah'ın hedeflerinden biri dünyaya azatlığı, hürriyeti getirmesidir. Özgür bir toplum, azat bir toplum. Ama ben bu kelimeyi biraz Muhammed Bey'e aşmak istiyorum. Buyurun, yani tabii ki. Herkes özgürlükten bahseder. Özgürlükten bahseden insanların birçoğu diğer insanların özgürlüklerini elinden almak için olmaz kalmaz oyunları tutarlar. Yani bir istediği her şeyi yapabilme gücüne özgürlük deniliyor bazen ama işte bu yanlış. Bu yanlış bir deyimdir. Veya hatta şunu arz etmek istiyorum. Yani özgürlükten bahseden birçok insan evet, maalesef sadece özgürlüğü kendi hayatlarında ve kendileri için düşünen bir bireyler oldukları ameli olarak ortaya çıkmaktadır. Oysa ki özgürlük bütün açıdan insanın azatlığı, özgürlüğü düşünce açısından özgür olmasıdır. İnsanın kendi nefsinin esaretinden azat olmasıdır. İnsanın insana kul ve köle olmasından azat olmasıdır. İnsanın iblisin vesveselerinden, fısıltılarından, onun bize ilga ettiği şeytani zihniyetten azat olmasıdır. Evet. Kısaca demek ki Kur'an'ın beşer için, beşerin en önemli yönlerinden biri özgür olmasıdır. Ama özgürlükten maksat onurlu insani akıl bir duruş ve vicdan sahibi olup her zaman doğruyu takip eden, kendisine, insanlığına yakışır, evet, ameller, eylemler icra eden, o noktada yürüyen insanın adıdır özgür. Muharremlik döneminde verdiğiniz bilgilerden birisi de İmam Hüseyin'in o zulümlerin zirveye ulaştığı zamanda Yezid ordusuna yaptığı bir hitaptı ki dininiz yoksa bile en azından dünyada hür insanlar olun. Yani evet, hürriyet burada insani, onurlu bir duruş sergileyebilmek. Şöyle bir şey arz edeyim. Yani bu bilgiler çok önemliydi. Hazreti Ali Aleyhisselam özgürlük ifadesini sadece kendi inancında olan insanlar için düşünmemişti. Çünkü Kur'an böyle düşünmemişti. Özgürlüğü ateiste bile özgürlük diyor. Özgür olmalıdır. Düşüncesini ortaya koymalıdır. Onun akidesine, onun ameline müdahale hakkın yoktur senin. Allah onu öyle bırakmış. Dikkat buyursanız. Hatta Hazreti Resulullah'ın tabii ortaya koyduğu bir hedeftir. Kur'an'ın ortaya koyduğu bir hedeftir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamberimizin en büyük hedeflerinden birinin toplumların
hürriyetine ve özgürlüğüne kavuşması ve kavuşturulması olduğunu açıkça Yüce Rabbimiz beyan etmiştir. Buradan yola çıkarak şunu arz edeyim. Kur'an-ı Kerim'de şu geçer. Peygamber niçin gelmiştir? Bu Kur'an topluma neyi kazandırmak istiyor? Ayette diyor ki, لِيَذَّوْ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ Peygamber geldi halkın üzerindeki baskıyı kaldıra ve halkın eline koluna vurulmuş zincirleri kırmak için. Bu ayette iki şeyden bahseder. Bir, halkın üzerindeki oluşan baskı. İki, halkın eline koluna vurulan zincir. Muhammed Bey, bu iki kelimeyi önce biraz anlamamız açısından istiyorum iki cümle arz edeyim. Biri şu, kimi zaman insanın eli kolu açıktı ama insanın sırtına öyle bir yük bindirerler ki o insan hareket edemez. Yani siz düşünün, bir insanın sırtına 100 kiloluk, 150 kiloluk bir taş koysan o insanın öyle fazla bir hareket artık kabiliyeti kalmaz. Hatta bazen de o insan üzerine öyle bir ağırlık çökertirler yani. Ve o insan hiçbir şey yapamaz. Yani o baskıdan, o ağırlıktan dolayı eli kolu açık olsa bile maalesef yapılan bu baskıdan dolayı hiçbir şey yapamaz. Kimi zaman da hayır, insanın sırtına, omuzuna bir şey yüklemezler. İnsanın eline, koluna kelepçe ve zincir vurarlar. Her ne kadar sırtında bir şey yoksa da ama şunun eli kolu bağlıdı diye yine bir şey yapamaz. Bu her ikisi genelde toplumlarda maalesef var olan şeydi. Kimi zaman toplumların özgürlüğü baskılarla yıldırılmaya çalışıyor halk. Yani elinden alınmış oluyor. Kimi zaman da hayır, baskı değil de artık eline koluna öyle bir kelepçe vurmuş ki o kelepçeyle insan kendisini ortaya koyacak, yürüyecek, kalem tutacak artık bir hali kalmamıştı. Kur'an-ı Kerim bu iki örneği verdiği zaman çok açıdan bunu tabii Yüce Rabbimiz ortaya koymaktadır. Bize şunu getiriyor. Peygamber geldi toplumlar üzerinde oluşan hem bu baskıyı kaldırsın, insani bir herkesle yaşam tarzı olsun, gelenekler, adetler, örfler buna uygun olsun. Bu sadece zalimlerin baskısı olarak düşünmeyelim. Kimi zaman da kendimizin kendi eli kolumuzu bağlaması, zincirlemesi var. Veya kendimiz kendi omuzumuza, sırtımıza bir yük bindirmemiz var. Basit örnekler ben arz edeyim. Basittir ama hayati önem arz eden şeylerden biriydi. Çağımızda maalesef evlilikle ilgili evliliğin önünde engeller var. Ne gibi engeller var? Evin böyle olacak, evin işte malzemesi bu olacak. Yani hep lüks yaşamdan, şatavattan, ziynetten, genelde süsten bu toplumun üzerinde olan bir baskıdır. Birçok genç mümkün de evlenmek istiyor, evlenmesi gerekiyor ama maalesef oluşan bu gelenek, oluşan bu kültür, bu anlayış bir insanın ihtiyacı olan evlilik meselesinin önüne bir engel olarak çıkmaktadır. Süs gereklilikten öne geçiyor. Evet. Yani. Ha, o zaman demek ki bu insanların bu anlamda azatlığı, özgürlüğü de kalmamış. Maalesef toplum yapması gereken doğruyu yapamıyor. Evet. Yapması gereken doğruları yapamamaktadır. Bu bağlamda Kur'an'ın işte beyan buyurdu ki peygamber bunun için gelmiş ve bunun için gönderilmiş. Hazreti Peygamberimiz bu noktada mücadelesini vermiş. Hala biz konuyu kanımca iyi bir şekilde mukaddimeyle beyan ettik. İstiyoruz, sorunuzun özü de buydu. Hazreti Ali canlı Kur'an'dı. Yani toplumlara özgürlük kazandırma noktasında İnsanları içerisinde bulundukları baskılardan kurtarma noktasında nasıl bir yol izlemişti, ameli olarak neler ortaya koymuştu veya bu noktada Hazreti Resulullah neler ortaya koymuştu? Yani bunları onların sünnetlerinden, davranışlarından nasıl görebiliriz? Evet, çok doğru. İşte hemen onların davranışları Kur'an'ın yaşanmasıdır. Canlı Kur'an dediğimiz de budur. Hayata geçen Kur'an da işte budur.
Şunu görmekteyiz. Hazreti İmam Ali Aleyhisselam Siffin Savaşı'nda yaşanan olaylardan biri, hemen hemen izleyenlerimiz de bu tarihi olayı çok iyi bilmektedirler. Önceki programda zaten açıklamıştınız belli bir oranda vaktimiz yettiğince. Evet, Siffin Savaşı'nda Muaviye'nin ordusu su gözeleri deyilen akan bu Fırat'tan, işte belirli noktalardan ancak su alma şansı var idi ordunun. O alanları tutmuştular. Bunları tuttuktan sonra kendi dünyalarında böyle bir muhasebe yaptılar. Hazreti Ali'nin ordusuna su vermeyelim, böyle su üzerinden bir savaş yaparak onları susuzluğa mahkum ederek teslim alalım ve kılıç kullanmadan savaşı bitirmiş ve kazanmış olalım. Hazreti Ali Aleyhisselam tabi önce elçi gönderiyor, kabul görmüyor. Hayır diyorlar, su vermeyeceğiz. Ordusunu topluyor. Tarihi bir konuşma yapmış orada. Hemaset dolu, heyecan dolu. Ve onların yani bir anlamda damarlarına ve duygularına dokunmuştu. Şu cümleyi kullanıyor. Buyuruyor ki: El mevtu fi hayatikum meghurin vel hayatu fi mevtikum gahirin. İzzetle yaşamanız düşmanı zelil etmenize bağlıdır. Ben çok yani evet, farklı bir cümlesini kullandım. İzzetle yaşamanız düşmanınızı mağlup etmeye, zelil etmenize bağlıdır. Bunu yapmazsınızsa siz düşman karşısında zelilce yaşamış olursunuz. Bu çıkıştan sonra Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ordusu savaşta başlamamıştı. Bir saldırıya geçti. Kısa bir hücumda evet, bu su gözeneklerinin tamamını aldılar. Aldıktan sonra İmam Ali Aleyhisselam'a komutanlar veya askerler dedi ki iyi oldu, artık sıra bize geçti. Artık su vermeme sırası bizde diye. Biz su vermeyeceğiz. İmam Ali buyurdu, bu doğru bir iş değil. Bu insani bir iş değil. Evet. Yani bizim dinimizde su üzerinden savaş yapılmaz. Savaş yapacaksa merdane yapacağız bunu. Onun için tabi insanlar şaşırıyor, bu nasıl bir insandı? Buna yani bir iki saat önce bu işi reva gören insanlara karşı bu bile davranışı budu. Bu anlamda İmam Ali Aleyhisselam insanların mücadelesini, bir insanların düşün, aynı şey Hazreti Peygamberimizin hayatında da olmuştu. Tarih şöyle yazar, derler ki Hayber Savaşı'nda Hayber'i kuşattılar. Hayber'in bütün kalelerinin kapıları kapandı ve insanlar Hazreti Peygamberimizi caydırmak için haftalarca dışarıya çıkmadılar ve İslam ordusunun da bu kalelerin içerisine nüfuz etmesi mümkün değildi. Sonra bir Yahudi Hazreti Peygamberimize ulaşmış. Niçin bu ulaşmış falan kendi yerinde. Peygamberimize şöyle bir öneri getirmiş. Demiş ki bu neticede kale dediğimiz zaman 10 kişilik, 100 kişilik, 1000 kişilik bir kale değil. İçinde binlerce insan yaşıyor. Bir şehirdir. Bir şehirden bahsediyoruz. Evet. İstiyorsunuzsa bunlar size teslim olsun savaşsız. Bu manada bunun bir basit yolu var. Basit yolu da şudur ki bu kalenin içinde yaşayan bu binlerce insanın gıdası, içeceği suyu dışarıdan geliyor. Kanalı da filan yerde. Bu suyu kestiğiniz takdirde artık kendiliğinden bunlar teslim olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyh, Hazreti Peygamberimiz bunu reddetti. Bu doğru bir şey değil dedi. Ben dedi, orada bizimle muharip olan, bizimle savaşan eğer birileri varsa ama bunun yanında orada suçsuz insanlar var. Orada yaşlılar var, orada çocuklar var, orada hamile kadınlar var, orada hastalar var. Benim hakkım yoktu, ben bunların üzerinde baskı kuran ve topyekün bunlara zulmetmiş olan ve bunlar bir an önce gelip bana teslim olsun. Ben bunu yapmam. Bu doğru bir iş değil. Yani İslam insanlara karşı verdiği mücadelede bile mücadelesini diğer insanı tamamen kıstırarak onu bir mecburiyet içerisinde teslimiyete götürüp benim dinimi kabul edeceksin yoksa sen de
ben kadın, çoluk, çocuk, hasta dinlemeden her türlü olayı, muameleyi ortaya koyarım. İslam böyle bir anlayış içerisinde olmamıştı. Oysa ki Hazreti Peygamberimiz o gün mücadele ettiği o toplum, Kur'an-ı Kerim'in net ayetiydi. Bu ayeti okumak istiyorum. Buyurun hocam. Şu geçmektedir. Seyircilerimizden de bu arada gelen sorular var. Sözünüzü tamamladıktan sonra seyircilerimize de hatırlatalım. Evet. O soruları soracağız. Ve hocamız inşallah vaktimiz yetecektir buna. Soruları cevaplayacaktır. İnşallah. Yine sorularınızı bekliyoruz İmam Ali ile ilgili. Muhammed Bey, Kur'an-ı Kerim diyor ki لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ. Dünya topluluğunun en katı guruhu olarak veya milleti olarak edaveten lillezine amenu, İslam toplumuna adavet noktasında, düşmanlık noktasında el yehud, Yahudileri bulmuş olursunuz. Yani bununla birlikte Hazreti Peygamberimiz o gün Hazreti Peygamberimize yapılan o kadar saldırıların büyük çoğunluğunun proje çizeni, destekçisi Yahudiler olmuştu. Ama bununla birlikte Hazreti Peygamberimiz, çünkü bunların birçoku bize bunu yapıyor diye ben diğerlerinin üzerinde baskı, hayır, diğer insanın normal yaşamına dokunma hakkım yoktu. Evet. Onun hayatını elinden alma hakkım yoktu. Yani kurunun yanında yaş da yanar anlayışı İslam'da yer bulan bir anlayış değil. Çok doğru. Ya bu su vermeme olayı hocam aklımıza direkt her seyircimizin aklına Kerbela'yı getirmekte. Hazreti Ali, Hazreti Peygamberimiz Kur'an'ın pratikteki hali, yaşayan halleri olduğuna göre o zaman onların aksi gibi davranan, su vermeyen, onların yaptığının tam aksi şekilde davrananlar da şeytani, bozuk zihniyetin yaşayan halleri. Kur'an'ın dışında olanlardır. Yani tabii bu dediğiniz sonuçta işte biz diyoruz ki Hazreti Ali, Kur'an nasıl Hazreti Ali'de şekillenmiştir? Yaşamıyla şekillenmiştir. Bu örneklerden biridir mesela. İnsanları doğal hakları olan savaş esnasında bile olsa bu şeylerle savaş yapmayın emrine Hazreti Ali tamamen bir uyum içerisinde boyun eğmişti. Ama bunun karşısında İmam Ali'nin döneminde Muaviye Resulullah'ın yaptığının dışında yapıyor. Muaviye'den sonra onun oğlu Yezid, evet, onu ve onun zihniyetindeki olan insanlar her türlü zulmü, kötülüğü insanları susturma adına, insanları sindirme adına ve kendi koltuklarını, kendi çıkar manfaatlarını koruma adına bunları yapmaktadırlar. Ben tabii buradan yola çıkarak Muhammed Bey şöyle bir şey daha arz edeyim. 1400 yıl geçmişti. Bu 14 asırlık süreç içerisinde Yahud toplumu aynı zihniyetini, aynı bozuk ve o kirli düşüncesini devam ettirmektedir. Bugün şunu görmekteyiz. Orta Doğu'da bu kadar dökülen kanın en önemli müsebbiplerinden biri Siyonizm'di. Evet. Siyonizm yaptığı plan projelerle, ortaya koyduğu maddi desteklerle, ne bileyim güç, kudret sahibi olan Amerika'nın büyük desteğiyle Orta Doğu'da gerçekten İslam toplumuna kan kusturmaktadı. Filistinli çocukların feryadını İslam toplumu ne yazık duymazlıktan gelmektedir. Dün Ramazan ayının son cuma günüydü. Böyle bir cuma günü aslında İran İslam Cumhuriyeti'nin inkılabının banisi ve rehberi olan merhum İmam Hümeyni tarafından İslam toplumu için Filistin halkının üzerinde bütün mazlumları savunma günü olmalıydı. Hem bu halkı savunmamız hem Kudüs-i Şerif'i savunmamız günü olmalıdır. Yani bir ay. Madem ki biz Rabbimizle beraber olmuşuz, madem ki biz Kur'an'ı okuyan bir toplum olmuşuz, o zaman biz zalimin önünde duralım. Ezilen toplumların sesine ses verelim. İlkesini ortaya ilk koyan, bu sözün ilk sahibi İran İslam Cumhuriyeti'nin inkılabının kurucu banisi İmam Hümeyni olmuştu. Ve o günden bugünümüze kadar bu 40 yıl süre içerisinde dünyanın birçok ülkesinde, şehrinde, evet, Müslümanlar bu şeye doğru yanıt vererek
en azından burada birçok söz var. İstiyorum ben meseleyi bu boyutuna getirmiş olayım. Muhammed Bey olsun, bir iki dakikaya tamamlıyorum. Buyurun. O da şudur. 1400 yıllık Yahut toplumunun Resulullah'a karşı olan projeleri ne idiyse bugünkü İsrail ki onların devamıdır. Aynı projeler devam eder. Evet. Yani gerçek düşmanlık İslam'adır. Evet. Gerçek düşman Müslümanlara'dır. Gerçek düşmanlık Kur'an-ı Kerim'edir. Gerçek düşmanlık İslam coğrafyasının tamamınadır. Yok efendim bir bölgeyle, hatta bugün onun en samimi kankası olan Suud Hanedanı'nın bile asıl düşmanıdır. Asıl düşmanıdır. Ama çünkü Suud Hanedanı onun projelerinin gerçekleşmesi noktasında siyasi destek veriyor. Ekonomik destek, maddi destek veriyor. Ve sosyal desteği var. O zaman diyor ki sen de bendensin artık. Şimdilik. İkimiz biriz. Bir evet. hedefi gerçekleştirmek. Bu bağlamda biz evet mazlumların özgürleşmesi, azat olması, hürriyetine kavuşması, Filistin halkının bugün feryat eden masum çocukların günahı nedir? Belirli belirsiz saatlerde İsrail istediği zaman oraya füze atıyor. İstediği zaman İsrail'in savaş uçakları onların semalarında uçuyor. Çocukları tehdit ediyor, insanları öldürüyor. Her hafta bu olaylar var. Ama maalesef biz dünya, Birleşmiş Milletler dünyaya özgürlük, azatlık ifadesiyle yaklaşan süper güçler bu azatlığın neresindedirler? Zalimi savunan, zalimin sahasının şey genişlemesini, onun nüfuzunun artmasını sağlayan bir güçten, bir kudretten insan adalet, hukuk, insaf, merhamet bekleyebilir mi? Beklemesi bile insanın gafilliğiydi. İnsanın gafilliğiydi. Evet budur ki yani tabii sözüm işare ediyorsunuz burada keseyim. Kur'an bize gerçek manada bütün insanlık için özgürce düşünmek, özgürce yaşamak, kendi evinde, kendi toprağında, kendi hanesinde huzur içerisinde yaşamayı getirmişti ve bunun olması için de liderlerin, toplumların harekete geçmesini Kur'an-ı Kerim bizim için önermişti. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yine programımız aynı sorularla devam edecek, aynı konudan devam edecek. Reklamlardan sonra sizin sorularınızı da hocama yönelteceğiz. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Evet değerli seyirciler, reklamların ardından sizlerle beraberiz. Sorularla devam edeceğimizi söylemiştik. Hasan hocamıza sizden gelen sorulardan soracağız. Yine İmam Ali ile ilgili sorularınız olursa program boyunca sormaya çalışacağız. Hazreti Ali ile ilgili özellikle sorularınızı bekliyoruz. Bir sorumuz, selam Hasan hocama sorayım. İmam Ali bana bir harf, bir ilim öğretene 40 yıl kölelik yaparım demişti. İmam Ali hiç kimseye köle oldu mu? Olmadıysa demek ki dünyada İmam Ali'den üstün insan yoktur. Bu konuda ne diyebiliriz hocam? Hazreti Ali'nin bununla ilgili aynı zamanda ilmi seviyesini de, ilminin kaynağını da sormak istiyoruz size. Çünkü o yönde başka sorular da var seyircilerimizden. Muhammed Bey, aslında köleden maksat burada hizmet etme anlamıdır. Yani yoksa İslam köleliğe karşıdır. İmam Ali'nin orada ortaya koyduğu o da hizmettir. Bana Arapçası da şudur. Men ellemeni harfen fekat seyyerani abda. Bana bir şey öğretenin ben hizmetkarı olurum. Ben onun hizmetçisi olurum. Çünkü köle de hizmetkardı bu anlamda, hizmet edendi. İmam Ali Aleyhisselam burada ilmin seviyesini ortaya koyuyor. Bilginin seviyesini ortaya koyuyor. Alimin seviyesini, derecesini, toplum içerisinde makamını, yerini, önemini, ehemmiyetini topluma kazandırılması gereken değerlerin önemini ortaya koyuyor ki çalışın, ilim ehli olun, bilge toplum olun, bilgi sahibi olun. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bilgisi bizim bilgilerimizle kıyas edilecek bir bilgi değil. Çünkü Hazreti Ali Aleyhisselam'ın öğretmeni Allah'tır. Onun öğretmeni Resulullah'tır. Onun bilgi kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Yani bu anlamda aslında seyircimiz de biraz ince bir soru sormak istemiş sanırım. Yani hiç kimse Hazreti Ali 40 yıl hiç kimseye hizmet etmediğine göre bu şekilde. Evet. O halde sadece Hazreti Peygamberimize ömür boyu hizmet etmiş. Şimdi orada da şu var. Çok doğru bir cümle.
Hazreti Ali Aleyhisselam'ın o cümlesi de var. Siz çok güzel hatırlattınız. İmam Ali diyor ki, ene abdun min abidi Muhammedin. Ben Muhammed'in hizmetçilerinden bir hizmetçiyim. Evet. Yani çok çok güzel bir konuya işaret ettiniz. Ve Hazreti Peygamberimiz dünyadan ayrıldığı zaman irtihal halinde İmam Ali Aleyhisselam'a işaret ediyor. İmam Ali kulağını getiriyor Peygamberimizin mübarek dudaklarına. Peygamberimiz kısa bir süre bir şeyler fısıldanıyor İmam Ali Aleyhisselam'ın kulağına. Sonra Hazreti Resulullah dünyaya veda ettikten soruyorlar. Diyorlar ya Ali, peygamber sana ne söyledi? İmam buyuruyor ki Resulullah bana ilimden 1000 konu öğretti, 1000 başlık öğretti. Her bir konusundan 1000 bab ayrılıyor. Böylece 1 milyon ilim dalı bana öğretti. Bu, diyeceksiniz öyle bir şey olabiliyor mu? Evet. Bugün mesele bir bilgisayarın içerisindeki olan bir bilgiyi siz saniyeler içerisinde bir küçük flash belleğe veya diğer bir başka şeye ne edebiliyorsunuz? Aktarabiliyorsunuz. Eğer beşerin yapısında bu yetenek yaptığında varsa onlar da özel bir yapı ve özel bir karakter olduklarından bu var. Ve ikinci bir husus bilgisiyle ilgili çok yerinde olan bir cümledi. Fazla uzatmayayım, kısa olarak diyeyim. Buyurun. Özellikle değerli izleyenlerimiz bunları yazın. Kur'an'da Ra'd suresi 43. ayet veya son ayet 43. ayettir. Orada Hazreti Ali'nin ilminin hem semavi bu kitabın tamamına dair olduğu ve hem de tekvin aleminin tamamını bilen bir bilge, bir alim olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'a hiç kimse bilgi öğretecek ne bir kabiliyeti, ne bir zarfiyeti, ne bir hali var. Evet. Herkes bu anlamda Hazreti Ali'nin hizmetkarıdır. Hizmetkarıdır Hazreti Herkes, bütün sahabe Hazreti ve hatta sahabe yani İmam Ali Aleyhisselam'dan önce gelenler bile ilim noktasında açık açık Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kapısını çalmaktadır. Evet. İstiyorum burada bir tarihi bir örnek anlatan. Bununla ilgili başka sorumuz da var. Olsun önce Muhammed Bey, bunu çok kısa sorarsın. Olarak söyleyeyim. Güzel bir şey. Sünni yazar İbni Ebil Hadid. İbni Ebil Hadid meşhurdu. Bu şahıs İmam Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belagasine 20 cilt tefsir yazmış. 20 cilt Nehcül Belagaya. Orada şunu getiriyor. Diyor ki Hazreti Ali bu İslam'a ne hizmetler yapmıştı? İki büyük hizmetini o dile getiriyor. Biri diyor ki Hazreti Ali cesaretiyle, yiğitliğiyle, kahramanlığıyla İslam'ı bütün savaşlarda zafere taşımıştı. İslam'ın yenilmeyen yegane Esedullah'ıdı, Allah'ın aslanıdı. Ve bu noktada İslam toplumu bütün bu savaşları Hazreti Ali'ye borçludu. Biri kalkıp Allah aşkına desin ki bu savaşı da bu sahabe kazanmıştı. Böyle bir şey yoktur. Bütün savaşların Fatih'i Hazreti Ali Aleyhisselam olmuştu. Yani bir başka deyimle onun getirdiği tabirdi. Diyor ki İbni Ebil Hedid'in kullandığı tabirdi. Diyor o günkü şirk, Yahudilik el ele vermişti. İslam'ı ortadan kaldırmak için ve İslam'ı yutmak için. Bu Hazreti Ali'nin zülfikarıdı. Bu ağızları paramparça etti ve İslam'ı azatlığına ve özgürlüğüne kavuşturdu. Bu bir. İki, Hazreti Ali sadece savaş meydanlarının eri olmamıştı. Sadece savaş meydanlarında savaşan ilahi aslan değil, bilgi alanının da eşsiz ve emsalsız ustadı da öğretmenidir. Bu alanda diyor ki İslam toplumu olarak, çünkü bizim dinimiz bizi bilgiye davet ediyor, bizi akla davet ediyor, bizi savaşa davet etmiyor. Hazreti Ali de bunun altını çizelim. Hiçbir zaman altını çizerek diyorum bunu. Resulullah da bunu yapmıştı. Hiçbir zaman savaş başlatan taraf olmamıştı. Olmaz, evet. Onlara yüklenmek istenilen savaşları savunmayla difa etmiştiler ve düşmanı böylece mağlup etmiştiler, püskürtmüştüler. Biz İmam Ali Aleyhisselam'dan diyor ikinci şunu görmekteyiz. İster o gün sahabeler olsun, hatta diyor Hazreti Ali Aleyhisselam'dan önce hilafete gelenler bile, onlar da bütün ilmi sahalarda Hazreti Ali'nin kapısını çalardılar. Bu bağlamda diyor
ümmet olarak, ümmetçe hepimiz Hazreti Ali'nin önünde diz çökmemiz gerekiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam'a karşı bu yüce İslam dinini bize ulaştırdığından dolayı teşekkürlerimizi sunmamız gerekmektedir. Evet, teşekkür ediyoruz. Yine burada Diyarbakır'dan Cüneyt Duruk Bey bu soruyu sormuşlardı. Kendisi de zaten sonunda demişti ki o halde İmam Ali'den ilmi açıdan bu anlamda daha üstün birisi yoktur. Biz de o aynı kapıya çıkmış olduk. Yani Hazreti Peygamber'den dünyada sonra. Hatta şöyle diyelim, dünyada bütün peygamberler de buna dahil diyorum. Açık iddia ediyorum ben bunu. Dünyada Hazreti Resulullah'ın üstünde bir kimlik yoktur. O bu kainatın efendisidir. İkinci efendisi bu kainatın Hazreti Ali'dir. Evet, her açıdan, ilmi şey açıdan da çünkü o Resulullah'ın vasisidir ve Hazreti Resulullah'ın İmamı Ali'nin tanımında kullandığı cümle yeterlidir. Ki Peygamberimiz buyuruyor, Allah her nebiye bir özellik bahşetmişti. Her nebiye ayrı ayrı bahşettiği özelliklerin tamamını Hazreti Ali'de toplamıştı. Hazreti Adem'i yaradan bilgisiyle bize tanıtmaktadır. Evet. Peygamberimiz buyuruyor ki Hazreti Adem'i bilgisiyle arayan biri Ebu Talib'in oğlu Ali'ye bakmalıdır ve onun kapısını çalmalıdır. Evet. Buradan Hazreti Ali'nin üstünlüğü meselesine gelmiş olduk. Hazreti Peygamberimizin ve Hazreti Ali'nin üstünlüğünü insanlık içerisinde, beşer içerisinde en üstün kişiler olduğunu söylediniz. Bu anlamda yine bir sorumuz var. Ehl-i Beyt imamlarını, Ehl-i Beyt'i 14 masumu göz önüne aldığımızda hepsi aynı nur olduğunu söylemiştik. Eğer yine bir sıralamaya koymak mümkün mü yani? Eğer o üstündür, bu üstündür diyebilirsek, Hazreti Peygamberimiz daha üstün, Hazreti Ali daha üstün, ifadeleri bu anlamda doğru mu? Çünkü hepsinin aynı nur, aynı nurun farklı parçaları olduğu söylenmekte bu biraz soru işareti oluşturuyor hocam. Muhammed Bey, aslında tabii bizim de akidemiz, İslam toplumu olarak böyleydi. Bazı uç noktada olanlar, ifratı gidenleri bir kenara bırakalım. Evet, Ehl-i Beyt topyekün Hazreti Resulullah'tan şerefyab olmaktadır. Ehl-i Beyt. Yani Hazreti Peygamberimiz bütün Ehl-i Beyt'in rehberidi, örneğiydi, öğretmenidi, öğretenidi. İmam Ali Aleyhisselam'ın öğretmeni Resulullah'tı. Yani Peygamberimizle Hazreti Ali Aleyhisselam aynı kefededi, aynı zarfiyettedi şeklinde ifade bize göre yanlıştır, öyle bir şey yoktur. Kaldı ki şunu arz edeyim, tarih de aynen bunu böyle kaydeder. Diyor ki Hazreti Peygamberimizin hayatında, onun döneminde Hazreti Ali hiçbir zaman vaaz vermemişti, konuşma yapmamıştı. Hazreti Ali'nin peygamberin huzurunda her zaman sessizliği, sükuneti riayet edip peygamberi dinleyen, peygambere iman eden, imanını aşikar eden, evet, peygambere itaat eden bir mümin olduğu açıkça ortadadır. Evet. Birkaç farklı alanda ki Hazreti Peygamberimiz tarafından gönderilmiş orada tebliğ etsin. Bir örnek, iki örnek diyeyim burada ben. Buyurun, çok yerinde. Buyurun. Biri, bugün zulüm altında inim inim inleyen Yemen. Yemen'in İslam'a kavuşması İmam Ali Aleyhisselam'la olmuştu. Hazreti Ali oraya ordu falan da çekmemişti. İnsanları savaşla İslam'a da davet etmemişti. Öyle bir şey yoktur. Neticede konuşmadı. İmam Ali Aleyhisselam'dan önce Halid İbni Velid istemiş, oraya gitmiş. 3 ay orada kalmış. Tek bir insan bile İslam'ı kabul etmemiş. Halid'in, o herhalde güç kullanarak Müslüman etmeye işte, çalışmış. Güç kullanarak veya acaba o dili, o uslubu yetmiş mi İslam'ı ahlak olarak, amel olarak, yetmiş, oturup kalkma olarak, insanlara yaklaşım olarak, hitap olarak ne kadar İslam'ı yansıtabilmiş. Onun için Hazreti Ali canlı Kur'an'da dediğimiz budur. Ondan sonra Hazreti Peygamberimiz Hazreti Ali Aleyhisselam'a bu görevi veriyor ki sen o topluma da ilahi vahyi sun. İlahi vahyi sun dediğimiz zaman tamam, bu şehrin ahalisi, ben gelmişim, son peygamberin mesajıyla gelmişim, onun elçisiyim ve sizi son peygambere ve son şeriata davet ediyorum. Böyle Hazreti Ali Aleyhisselam bunu kabul etseniz hepiniz azat,
kabul etmeseniz artık bundan sonra size nefes aldırmayacağız. Böyle bir şey yoktu. Böyle bir yaklaşım asla yoktu. Tarih şunu yazar. İmam Ali Aleyhisselam diyor Yemen'e ulaştığı zaman sabah vakitlerindeydi, şafak vaktinde. Sabah ezan vakti oldu diyor Hazreti Ali Aleyhisselam namazını kıldı. Yanında dostları ve heyettir. Sonra diyor bu şehrin ahalisini bir araya toplamak istedi. İstiyorum sizinle bir konuşmaya gelmişim. İmam Ali Aleyhisselam'ın burada konuştuğu birinci kabile diyor Hazreti Ali'nin ilk konuşmasıyla İslam'ın hakkaniyetine kanaat getirdi ve İslam'ı ilk konuşmasıyla kabul etti. Bir kabile. O gün, bugün de Arap toplumunda aynı şey var. Genelde kabilecilik hakimdi. Kabile reisleri kabul edince diğerleri daha kolay. Tabii kabile reisler. Burada derken Hazreti Ali Aleyhisselam'ın burada kaldığı bu kısa süre içerisinde Yemen halkının tamamı baskıyla değil Hazreti Ali Aleyhisselam'ın İslam'ı anlatmasıyla, İslam'ı doğru olarak ortaya koymasıyla İslam'ı kabul etmiştiler. Ve bir başka örneği yani burada bunu bu örneği bunun için getirdim ki Resulullah'ın döneminde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eliyle İslam'la müşerref olan Yemen halkı var. Yemen Resulullah'ın döneminde İslam'ı kabul etmişti. Bir başka sahne görmekteyiz. Neydi? Kur'an'da Berat suresi, Tevbe suresi dediğimiz bu surenin 10 ayeti Mekke'deki müşrikler hakkındadır. Mekke'deki müşrikler. Yani ben çok kısa olarak iki cümle arz edeyim. Öyle bir çirkin gelenek ortaya koymuştular ki çünkü Kabe'nin her zaman kutsallığı vardı, saygınlığı vardı. Çünkü Hazreti Adem'den başlamıştı bu Allah'ın evinin kutsiyeti. Hazreti İbrahim'le yeniden bir canlılık kazandı ve devam ediyordu. Hı. İnsanlar doğru yolda olsun olmasın, Allah'ı tanısın tanımasın. Bütün insanlar yani putperesti bile Kabe'ye gelip tevaf ediyordu. O orayı ziyaret ediyordu. Ancak şöyle yanlış bir uygulama ortaya koydular. Neydi? Kabe'yi tevaf ettikten sonra eğer ikinci bir tevafa insan niyetleniyorsa birinci tevaf esnasındaki elbiseleri soyunması atması gerekiyordu. Bir hanım diyor geldi, Kabe'yi diyor tevaf etti. İkinci bir tevaf edeciydi. Müşrikler, erkekler bunu zorladı. Hayır bu elbiseyle şey demesin. Çıplak olup burada tevaf etti. Onun da ikinci elbisesi yok. Çok çirkin bir sahne oluşturdular. Ürgen bir halde. Yani bir anlamda ne maneviyatı, ne dini, ne inancı bir çöküşten başka bir şey değil. Çünkü insanlar dini ayin yapıyor, dini program yapıyor, manevi bir program yapıyor. Ama zorluyor birilerini. İşte bunun üzerine Berat suresinin, Tevbe suresinin ilk 10 ayeti geliyor ki bu mukaddes haneye bu şekil edepsizlik, ahlaksızlık yapamazsınız. Ve Hazreti Peygamberimiz gelen bu ilk 10 ayet bir anlamda ilahi kahır ve gazabın nişanesidir. Tevbe suresinin başında da onun için rahmetin tecellisi olan Bismillahirrahmanirrahim ayeti yoktur. Çünkü Bismillah Allah'ın rahmetinin tecellisidir. Evet. Ben bağışlayan ve esirgeyen Allah'ın adından yardım istiyorum ve ona sığınıyorum. Bu kelimenin anlamı budur. Bu ayet bütün surelerin başında var ama bu surenin başında yok. Hazreti Peygamberimiz bu noktada ashabından Ebu Bekir'i çağırıyor ve diyor ki ya Ebu Bekir Allah tarafından bu ilandır. Mekke müşriklerine bu çirkinliklerine bu yanlış şeylerine artık bundan sonra devam edemezler. Bunlara bir süre veriyor. Bu süre içerisinde buradan ayrılmalı ve bu şeyleri yapmamaları gerekiyor. Öyle ki Peygamberimiz sahabesine bu ayetleri teslim ettikten sonra bu yola koyuluyor. Belirli bir süre geliyor. Sonra İmam Ali'yi çağırıyor. Diyor ki ya Ali Cebrail bana yeniden geldi. Dedi ki bu ayetleri Mekke'de ya kendin okuyacaksın ya senden olan birisi okuyacak. Senden olan birisi. Bu sadece Şia kaynaklarında geçen bir şey değil. Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin kaynağında da aynıdır bu. Birinci halife Ebu Bekir. Evet tabii birinci halife Ebu Bekir. Gittikten sonra geri çağırıyor. Evet diyor ya Ali senin vazifen budur. Ebu Bekir'e ulaşasın ve o ayetleri ondan sen alacaksın. Sen bildireceksin. Ve Kabe'de sen okuyacaksın. Öyle ki
İmam Ali geliyor ve Ebu Bekir'e ulaşıyor. Ya Ebu Bekir diyor, Resulullah böyle buyurdu. Allah tarafından bu hüküm gelmişti. O zaman diyor ya Ali, Allah peki önceden bana diyor ki peygamberimizin beyanı budur ki Cebrail böyle demiş. Niçin hala ben detaylarına fazla girmiyorum. Evet. İşte burada birinci halife geri dönüyor ve İmam Ali bu 10 ayeti okuyor. O da hangi dönemdi? Daha müşrikler Kabe'ye hakimdirler. Putperestler Kabe'ye hakimdir. Yani Hazreti Ali'ye de kızgındırlar. Çünkü Hazreti Ali bütün savaşların öncüsü ve kahramanıdır. Bütün savaşlarda onların öncüleri İslam'la muharip olan yiğitlerini, kahramanlarını ortadan kaldıran da Hazreti Ali'ydi. Hazreti Ali aleyhisselam iman cesaretiyle, o karakteriyle Kabe'ye geliyor ve yani İmam Ali aleyhisselam kendi döneminde, Resulullah'ın döneminde peygamberin huzurunda hiçbir zaman konuşma yapmamıştır. Sessiz kalmıştır. Bu İmam Ali aleyhisselamın peygamberin makamına, saygı, onun bilgisine, ona itaatın ne derecede önemli olduğuna gösterilmesi gereken hususu ameli olarak ortaya koymuştu. Bir kısım örnekler, iki tane ben örnek verdim. Bunlar da Hazreti Resulullah'ın talimatı üzerine İmam Ali aleyhisselam bunları ne etmişti? Gerçekleştirmişti. Daha çoğaltılabilir diyorsunuz. Tabii bunun yanında Muhammed Bey şöyle bir şey daha demek istiyorum. Ama Resulullah'tan sonra gerçekten Hazreti Ali aleyhisselam dalga vuran denizler gibi ilim sahalarında dalgalar vurmuş. Yani İslam alemini yerinden oynatacak, insanlığı yeniden ayağa kaldıracak şah eser, sözler, mucizeli, hikmet dolu kelimat-ı kısarı vardı, konuşmaları vardı, sözleri, sohbetleri vardı. Onun için Hazreti Ali'nin sözleriyle aşina olan, tanış olan ilim ehli, fikir, kalem ehli diyor ki Ali'nin sözü Yaradan'ın sözünün altında, yaratılanların da sözünün üstünde bir sözdü. Evet, beşerin sözü mistakında değil Hazreti Ali'nin sözleri. Onlar o sözleri bilmeyi, okumayı bizlere nasip etsin. Ve Nehçül Belaga aslında elimizin altında. Bütün seyircilerimiz de, bizler de Nehçül Belaga'ya bu anlamda yönelmeliyiz ki Hazreti Ali'nin bahsettiğiniz o mucizeli sözlerinden haberdar olalım. Burada aslında soracağımız diğer bir soruya biraz değinmiş oldunuz ki Hazreti Ali'nin cesareti, şecaeti konusu. Ki Kur'an'da anlatılan şeylerden birisi de İslam'ın savunulması noktası, cihat meselesi. Evet. Hazreti Ali özellikle Zülfikar'dan bahsettiniz. İbni Ebil Hedid'in bir sözünü aktardınız bizlere, bir rivayetini aktardınız. Hazreti Ali'nin şecaetini, cesaretini çok fazla görmekteyiz. Savaşların hepsini Hazreti Ali'nin eliyle kazandığını bize söylediniz. Kur'an'ın yine bu konuda birleştirirsek eğer Hazreti Ali'nin cesaretini, Kur'an'daki cihat noktasıyla birleştirirsek bize tarihten aktarabilecekleriniz var mı hocam? Şimdi tarih doludur Hazreti Ali'nin cihatları. Süremiz yettiğince diyelim. Yani başka sorularımız da var. En azından konuya vakıf olalım biraz. İstiyorum Muhammed Bey. Önce ben şunu arz edeyim. Cihat derken Kur'an-ı Kerim'de cihat kelimesi geçende genel bizim algımız, toplumun bilinçaltına yerleşen şey budu. Silahlı eylem. Hayır, cihat sadece silahlı eylemden ibaret değil. Cihat aslında hak için mücadeledir. Mücadele kimi zaman silahlı olur, kimi zaman sözle, kalemle. Kimi zaman silahla, kimi zaman kalemle, kimi zaman konuşmayla. Dikkat edersiniz. Evet. Hatta Hazreti Peygamberimizin şöyle bir cümlesi var. Efselül cihat. Bizzat Resulullah'ın buyruğudu. Cihatların en üstünü kelimetu hakkın inde imamın cair. Hak sözü zalim yöneticinin karşısında söylemekti. Evet. Bak burada ayrı bir şey diyor. Cihat sadece demek silahlı eylem değil. Cihat hakkı ihya etmek için, hukuku ihya etmek için, adaleti ihya etmek için kişinin mücadelesidir. Yani sözle, akılla, silahla, kalemle bunların tümünün adı cihat. O cesareti gösterebilmek. İşte bu bağlamda İmam Ali Aleyhisselam'ı biz sadece getirip
savaş meydanlarının mücahidi olarak değerlendirmemiz de yanlış. Yanlış olur tabii ki. Çünkü İmam Ali Aleyhisselam bütün alanların mücahididir. Öyle öyle ki burada Hazreti Ali, ya nereden diyorsunuz Hazreti Ali, sahabeler arasında bir kıyaslama yapmayalım. Kur'an-ı Kerim aynen şöyle diyor. Her alanda. Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Bütün Müslümanların ezberidir. Bilenle bilmeyen bir olur mu? Bir olur mu? Hazreti Ali bilendir. Diğeri de Hazreti Ali'nin bilgisine muhtaç olandır. Az önce anlattıklarınızda Hazreti Ali'nin ilmi düzeyinden aslında zaten bahsettiniz de biz sorumuzda sadece şu an anlattığınız konuların bir tanesini soruyoruz. İşte Muhammed Bey, istiyorum burada ikinci bir şey daha diyeyim. Buyurun. Bu aynı net Kur'an'ın ölçüsüdür. Fezzelallahu mucahidin alel gaidine ecran azima. Allah savaş meydanlarını inleten ve İslam toplumuna yapılan bu saldırıları önleyip bertaraf eden bir insanla çöken, kaçan, firar eden insanları bir kılmamıştır. Oturanlarla, savaştan kaçanlarla, savaşa gitmeyenlerle, bir değil, tabii. Savaş noktasında canını ortaya koyup yaralar, bereler alıp gazi olan, bu din için kanını veren, evet, bu din için uzuv azalarını kaybeden insanlar bir olur mu? Allah diyor ki fezzelallah, gerçek anlamda cihadını ortaya koyan faziletlidir, üstündür. Kıyas bile edilmez. Onun için Hazreti Ali Aleyhisselam'a biz hangi gözle bakacağız? Hazreti Ali'nin bilgisi, Hazreti Ali'nin cihadı, Hazreti Ali'nin, bakın burada şöyle bir şey arz edeceğim. Hazreti Ali'nin merhameti, Hazreti Ali'nin insanlara olan o infak noktasında, üretim noktasında biz Hazreti Ali Aleyhisselam'ı üreten ve insanlara ekmek götüren, ekmek hazırlayan bir büyük lider olarak görmekteyiz. Kufe iktidarı döneminde İmam Ali Aleyhisselam'ın kendisinin bizzat devlet başkanı olmasıyla birlikte İslam ümmetinin imamıydı. Allah tarafından seçilmiş imamıydı ve aynı zamanda son olarak da millet de zorla tamam Allah'ın seçtiği bu imamı biz de seçelim dediler ve İmam Ali Aleyhisselam'ı kendilerine rehber olarak öne getirdiler. Yani bu yaşanan bir olaydı. Evet. Fazla girmek istemiyorum Musa Bey. İmam Ali Aleyhisselam bir devlet başkanı genelde dünyada nedir? Korunmalıdır. Tabii ki. Onun daha müreffeh bir yaşam süresi. Çok farklı olmalıdır. Onun canı korunmalıdır. Ne bileyim, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hayatında böyle bir şey bulmamız mümkün değil. Böyle bir şey. Hazreti Ali Aleyhisselam gece olduğu zaman yetimlerin evini tanıyan ve o kapıları çalan gece. Çünkü Kur'an-ı Kerim şöyle bir şey getirir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي الْلَيْلِ وَالنَّحَارِ سِرًّا وَاَلَانِيَ. Ayetin sonunda diyor ki يَرْجُونَ ticareten. Bunlar diyor ki يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّٰهِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّٰهِ. Onlar ki insanlara hizmeti geceleyin yaparlar, gündüz yaparlar, gizli yaparlar ve aşikara yaparlar. Ve hala İmam Ali Aleyhisselam'ın hayatında geçer, işte efendim İmam Ali Aleyhisselam'ın o gün içerisinde 4 lirası var idi, 4 dirhemi var idi. Birini gece verdi, birini gündüz verdi, biri gizli verdi, birini aşikar verdi. Ve bu ayeti kerime indi. Peygamberimiz çağırdı, dedi ya Ali sen ne yaptın da hakkında bu ayet indi? O da arz etti ya Resulallah, istiyorum ki Yaradan'ın bütün ayetlerinin tecellisi olan. Evet. Hani bizim konuşmamız da budur. Hazreti Ali işte Kur'an'ın canlanmasıdır. İmam Ali Aleyhisselam iktidarı döneminde, hani bugün bazı yöneticiler diyor ya, gerek halkla aramızda bir mesafe olmuyor. Halk ama neredeyse olalım. Hiçbiri başaramıyor bir türlü bunu. Yani belli maalesef bir yere geldikten işte sonra. Yani gerek yani halkı idarecisine itaat ede, idarecisi de halkına adalet ve hukuk çerçevesinde davranan. Evet. İdare eden amir gerek halkını sevgi, muhabbetle kucaklaya ve halkı da onun o adalet anlayışı, o hukuk anlayışı, o sevgi yaklaşımı sonucu
gerçekten idarecisine baş eğe ve onun sözünü yerine getire ki o devlette, o millette istikrar ola, o devlette istikbal ola, gelecek ola, emniyet ola ve güzellik zaten ola. Zaten bu böyle bir yöneticiye baş eğmek aslında hukuka baş eğmek demektir. O konuda da bu, hiç kimse buna bir bunda bir beis görmez, kabul eder. Şimdi bir reklam arasına gitmemiz lazım müsaadenizle. Olsun. Mamı. Reklam arasından sonra sizden gelen sorulara göre hocama sorular soracağım. Bunların başında yine Hazreti Ali'nin cesaretliği, şecaeti, özellikle Uhud Savaşı, Hendek Savaşı'ndan, Hayber Savaşı'ndan soracağız hocamıza. Mümkün olduğu kadar anlatmasını isteyeceğiz. Başka sorduğunuz sorular da var. Vaktimiz olduğunca hepsini sormaya çalışacağız. Yine Hazreti Ali ile ilgili sorularınız varsa göndermenizi bekliyoruz. Ekranda geçen numaraya Hazreti Ali ile ilgili sorularınızı gönderebilirsiniz. Şimdi bir reklam arası, ardından programımızın son bölümüyle yine sizlerle beraber olacağız. Evet değerli seyirciler, programımızın son bölümüyle sizlerle beraberiz. Reklamların ardından Hazreti Ali'nin cesareti, şecaatliği hakkında, savaşlarda Hazreti Ali'nin kahramanlığı hakkında hocamız bizlere bilgi verecekti. Bu arada yine reklamlar sırasında sizden gelen sorular oldu. Onları da hocama soracağım. Başka sorularınızı da yine bekliyoruz. Hocam, Hazreti Ali'nin cesaretini, savaşlardaki kahramanlığını Kur'an'daki cihat konusuyla birleştirdiğimiz için anlatmanızı istemiştik. Fakat öncesinde küçük bir sorumuz olsun, parantezde kısaca açıklamanızı isteyeceğimiz bir soru. Cihat dediğimiz zaman özellikle İslam toplumlarında geçmişteki bilhassa güçlü İslam devletlerinin güçlü olduğu dönemlerde cihat kelimesini duyduğumuz zaman aklımızda ilk oluşan çağrışımlar başka bir gayrimüslim devleti ele geçirerek orada İslam'ı ya dayatmak veya anlatmak, bir şekilde o devleti ele geçirmek. Bu anlamda düşünülüyor cihat veya gaza cihat anlayışında. Böyle bir yargı var, düşünce var. İslam'da böyle bir şey var mı? Yani bir toplumu silah kullanarak, güç kullanarak, İslam devletinin topraklarının içine almak, İslam devleti sınırlarına dahil etmek, cihat bu mu? Muhammed Bey, çok güzel bir sorudur. İslam'daki cihat, her şeyden önce biz şunu dedik. Cihat, doğru düşüncenin, hak yolun yaşatılması için yapılan mücadelenin adıdır. Evet. Bu mücadele kimi zaman kalemle olar, kimi zaman beyanla olar, kimi zaman silahla olar. Doğru mücadele noktasında bu ifade ettiğiniz konuyla ilgili, insanların inancı, itikadı, ideolojisiyle ilgili, acaba Yaradan insanların inanmasını ne pahasına olursa olsun inanmaları gerekiyor şeklinde mi ortaya koymuş? Yoksa inanç noktasında insanları serbest, özgür, azat mı bırakmış? Evet. Kur'an'ın net açıklaması da her Müslümanın da ezberidir. Akide konusunda, yol noktasında, İnanç noktasında kesinlikle İslam baskıya karşıdır. La ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur. İkrah yoktur. Buna göre yani biz hatta beyanımızla bile zorlayamayız. Karşılıklı konuşarız. Yani illa ben sana galip geleceğim. Kalemimizle illa zor. Bu şekil değil. Sen doğru bilgiyi ortaya koyarsın. Sen kanıtlarını, delillerini ortaya koyarsın. Kabul edip etmeme artık karşı tarafın işiydi. O da delilini getirir. Silahla bir toplumun üzerine gidip gelin bizimle birlikte aynı inançta, aynı yolda olacaksınız düşüncesi kesinlikle Kur'an'da böyle bir hüküm yoktu. Evet. Hazreti Peygamberimizin de böyle bir uygulaması olmamıştı. Yani sadece tavsiye edilme anlamında da demiyorum. Tabii ki İslam'ın asıl istediği gönüllerin fethedilmesi ki Ehl-i Beyt'in yaptığının da bu olduğunu İslam'ın görüyoruz. İslam'ın istediği toplumun kendi aklını, düşüncesini çalıştırarak doğruyu bulmasıdır. Evet. Ve Hazreti Peygamberimizin biz mücadelesine bakalım. Risaleti tebliğ müddetine bakalım. 23 yıl içerisinde Hazreti Peygamberimiz İlahi vahyi tamamlamış, Mekke dönemi olsun, Medine dönemi olsun, Hazreti Peygamberimiz silahını kuşanarak şehirlere, köylere gitmemiş. Gelin İslam'ı kabul edin, böyle bir şey yoktu.
Hatta Peygamberimizin Medine'ye hicretini, Medine halkı bu ortamı hazırlamış, Peygamberimiz Medine'ye gitmiş. O zaman bunlar Hazreti Peygamberimizin açıklamalarıyla yüce İslam dinine müşerref olmuşlar ve şerefyab olmuşlar. Peygamberimizin baskısı ile değil. Evet. Az önce Yemen örneğini verdik. Yemen örneğine Halid İbni Velid gitmişti, bir kişiyi bile İslam'a getiremedi. İmam Ali Aleyhisselam geldi, o Kur'an'ı kimliğiyle, o hal hareketiyle, o topluma olan muhabbetiyle, yaklaşımıyla bu toplumun ufkunu açtı. Bu toplumun gerçekten fıtratının ne olduğunu kendisine hatırlattı ve böylece insanların uyanmasına, hakkı kabullenmesine vesile oldu. Evet. Bu bağlamda şunu demek istiyorum. Bizim imamlarımız hiçbir zaman savaş başlatmamış. Altını çizerek bunu diyelim. Hazreti Peygamberimizin dönemi, sonra imamların döneminde, hatta Müslümanlar arasında maalesef vuku bulan savaşlarda bile ilk mermiyi atan, ilk oku atan, ilk kılıcı çeken İslam tarafı olmamıştı. Hiçbir zaman olmamıştı. Ve hatta şöyle bir şey arz edeyim. Yani savaşlarda tuttukları esirlerden bile, yani İslam bilgiyle insanları Hakk'a davet etmenin peşindeydi. Evet. İslam akılla insanların yüce Yaradan'ı tanımasının peşindeydi. İslam kesinlikle evet. Kılıçla İslam'ı kabul eden İslam gerçek İslam değildir. Evet. Bunun örneği Muhammed, bunun örneğini verim çünkü önemliydi. Buyurun. Mekke fethinde, evet, Mekke'yi peygamber fethetti. Ama niçin burayı fethetti? Peygamberimiz burada kimseyi öldürmeye gelmemişti. Bunlar durmuyorlar. Gece gündüz ve hatta Hazreti Peygamberimizle anlaşma yapmışlar. Anlaşmayı bozdular. Onlar bozdu yine anlaşmayı. Mekkeliler, müşrikler bozdu. Bütün anlaşmaları ayak altına aldılar. Peygamberimiz bu anlamda buranın fethine gelmiş. Buranın fethinde bir kişinin burnu bile kanamamış. Bu bir. İki, fethetti. Ey Mekkeliler, ey beni bu şehirden çıkaranlar, ey benim azizlerimi bu şehirde katledenler, ey bu kadar bizimle savaş edenler, geçmişte yaptığınız bu zulümlerin hesabını soracağım anlayışıyla Hazreti Peygamberimiz bunlara yaklaşmamıştı. Peygamberimiz buyurmuş ki evine sığınan emandadı, Allah'ın evine sığınan emandadı, Ebu Sufyan'ın evine, yani aslında herkesi emanda herkes bıraktı. Herkes emin olsun, evet. Bunlar toplandı, hatta döndü dediler ki, peki ey Muhammed biz seni emin biliyorduk. Sen rahmet elçisisin. Bizim hakkımızda ne hüküm vereceksin? Hazreti Peygamberimiz o dönemde de şu cümleyi kullanmış. Ben diyor kardeşim Yusuf'un kardeşleri hakkında kullandığı kelimeyi söyleyeceğim ki bugün kınama günü değil, ben sizi kınamıyorum. Yani onların hepsinin üstünü örttüm. Ve o sahnede hemen birileri o fışkıran zekasıyla, o siyasi anlayışıyla hemen öne çıkarak kelime-i şehadeteyn getirdi. Birileri kimdi? Muaviye'nin babası Ebu Sufyan'dı. Yani kimdi? Kurnazlıktan çıkar içmiş. Muaviye'di. Kimdi? Bu Emevi hanedanıdı ve bunların taraftarları, bunların köleleri. Orada da Peygamberimiz şu cümleyi kullanmış. Bu bizim uydurduğumuz veya yazdığımız bir şey değil. İslam'ın tarihinin yazdığı evet. bir gerçekti. Entumut tülega kelimesini kullanmış. Yani siz esirlersiniz, azat oldunuz bu anlamda. Azat oldunuz. Oysa ki Müslüman esir değil ki. Müslümansa gerçekte. Yani İslam hiçbir zaman kılıçla dini yaymayı doğru bulmuyor. Doğru bulmamış. Yani böyle bir cevaz da vermiyor. Böyle bir şey de yapmamış. Türkler olarak baktığımız zaman İslam'ı zorla tanıtmaya çalışan veya İslam'ı çıkar için kullanmaya çalışan Emeviler döneminde veya Abbasilerin ilk döneminde değil de daha çok sonraki dönemlerde İslam'ı hoşlukla anlatan, İslam'ın güzelliklerini anlatanların döneminde Türklerin daha çok Müslüman olduğunu, İslam'a geldiğini. Evet. Hazreti İmam Ali Rıza'nın türbesinin de Horasan'da olmasının bereketiyle, güzelliğiyle Müslüman olduğunu görmekteyiz. Yani görüyoruz ki aslında İslam'ın yayılması kılıç zoruyla değil de gönüllerin fethedilmesiyle daha çok olmuş Türkler içerisinde. Evet, gerçeği odur. Yani artık belki süre o yöne doğru zaman kalmayacak. Mesela İran halkının 2. halife döneminde İslam'ı çabuk kabul etmesinin ana sebeplerinden biri kılıçlar değil aslında. Evet. Neydi?
o halkın kendi devleti tarafından hep baskı gördüğünü. Evet. Neticede diktatörlüğüydü. İslam toplumunun ise İslam'ın insanlara özgürlük ve azatlık getirdiğini ve özgürlük azatlığın da hiçbir şeyle kıyas edilemeyeceğini gördüklerinden ve gerçek anlamda bu özgürlüğün de bu ilkenin de Ehl-i Beyt amelinde, yaşamında birebir müşahede edildiğinde Ehl-i Beyt'e ayrı bir sevgi, ayrı bir saygı gösterdiler. Evet. Burada Muhammed Bey, yani şöyle bir şey diyeyim. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın cihatları Kur'an doludu İmam Ali Aleyhisselam'ın övgüleriyle. Mesela Kur'an'da Adiyat suresinde şöyle geçer. O kadar güzel ki Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَتْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعًا. O kadar güzel ki sadece kısa iki cümle arz edin. Bu zat-ı selasil dilen bir savaşı anlatıyor. Bu savaşa aslında Hazreti İmam Ali'den önce birileri gitti. Kaç kez o gidilmiş. Yani Hayber Savaşı mı hocam? Bu zat-ı selasil bir savaştır. Yani, savaşın adı. Adıdır. Yani hani diyoruz ya 80 küsür gazve ve seriye var. Evet. Peygamberimizin kendisinin iştirak edip veya etmediği. Şimdi bunlardan biri de Zat-ı Selasil'di. Zat-ı Selasil Savaşı'nda Peygamberimiz önce belirli bir hala bölük mü diyelim veya bir tabur mu asker gönderdi. Çünkü orada insanlar örgütleniyordu İslam'a saldırmak için. İnsan topluyordu ki İslam'ı yok etmek için. Hazreti Peygamberimiz ki bunlar artık Müslümanların yollarını kesiyorlar, Müslümanları öldürüyorlar ve yeniden Medine'ye saldıracaklar. Bu oluşan bu yapıyı, bu terör çetesini ortadan kaldırmak için bir iki adam gönderdi, gittiler, maalesef telefat, zayiat vererek geri geldiler. Sonra İmam Ali Aleyhisselam'a bu görevi verdi. İmam Ali Aleyhisselam bunlara gelirken öyle bir hareket, öyle bir strateji uyguladı ki düşmanı bu anlamda gafilgir avladı. Yani bir savaş, düşmanın haberi olmadan geldi, onları kuşattı ve bu zafer böyle gerçekleşti. Yani derler İmam Ali Aleyhisselam geceleyin ordusuna hareket emri veriyordu ki dıştan kimse görüp onlara haber götürmesin, gündüz dinlenme veriyordu ve yürüdükleri zaman emir vermişti ki atların ağızlarını bağlasınlar, atların sesi sedası da çıkıp da ortada böyle bir ordunun harekette olduğunu fark etmesinler. Ve bu bölgeye geliyor, Peygamberimiz sabah namazına gelmişti mescitte, bu sure indi. Peygamberimiz döndü, dua etti İmam Ali'ye, şükür dedi Hazreti Ali, İslam'ı tehdit eden bu oluşumu da bertaraf etti. Burada Allah Hazreti Ali'yi böyle övüyor. İşte bunu demek istiyorum. Diyor ki andolsun koşan atlara, nefes içerisinde olan atlara, andolsun o atların ayaklarının altındaki olan nal derler. Atların ayağının altına bir demir parçası vurarlar. Evet, onun ayakkabısıdır. Bunun adına nal derler. O nalların altından çıkan kıvılcımlara, bakın o çıkan kıvılcımlara. Burada Yüce Rabbimiz Hazreti Ali'nin bindiği o atın ayağının altından çıkan kıvılcıma and içiyor. Bunun kutsiyetini ortaya, hakkın ihyası için, zulmün bertaraf olması için, tehdidin, katilin, zalimin ortadan kalkması için Ali bu şahsiyetti ki onun bindiği bineğin kutsiyetini ortaya koyuyor. Evet. Onun atının nefesinin, çünkü hak için bu hayvan bir nefes çekiyor. İnsanın kurtuluşu için, insanların zulümlerden, baskılardan, diktatörlerden, saltanattan, krallıktan azat olup herkesin eşitçe, özgürce Allah'ın nimetlerini paylaşması noktasında yapılan bir mücadeledir. Bu bağlamda İmam Ali Aleyhisselam'ın vasfını, onun tarifini, onun, yani biz kimiz? Yaradan onu Kur'an'da övmüştü. Onu öven Allah'tı. Daha bizim övmemiz bile belki hatadır. Hatadır. Önemli bir sorumuz daha var. Yine anlatacağınız varsa buyurun tamamlayın. Yarıda aslında kesmeyelim. Anlatacağım çok şey var. Sorunuzu sorun. Peki. Önemli bir soruydu. Geçen hafta da aslında bu soru sorulmuştu. Fakat açıklamıştınız da vaktimiz çok el vermemişti. Genişçe açıklayamamıştınız. Şimdi uzun uzadıya vaktimiz olmasa da 5 dakika sizden ricamız.
Sorulan sorulardan birisi Ehl-i Beyt imamlarının namaz kılıp kılmadığı ile ilgili. Namaz var mı? Çünkü bunu şiirlerde de görmekteyiz. Yedi Ulu Ozan'ların şiirlerinde de bu namaz ifadesi geçmekte. Namazın olup olmadığı ile ilgili bir tartışma söz konusu oluyor. Namazın Farsça namaz kelimesinden alındığı, Arapça'da böyle bir kelimenin olmadığı ile ilgili bir tartışma oluyor. Bu konu hakkında bir soru işareti var akıllarda. Ehl-i Beyt imamlarının yine oradan hikaye aktardığınızda, rivayetler bize aktardığınız zaman namaz kıldıklarını görmekteyiz ki Hazreti Ali'nin minberde şehit edildiğini bize aktarmıştınız. Namaz kılarken evet. İbn-i Mülcem'in zehirli kılıç darbesiyle şehit olduğunu, yaralandığını. Muhammed Bey şöyle diyelim, imamlar namaz kılmış mı kılmamış mı? Evet. Yani biraz bu Ehl-i Beyt dostları eğer bu soruyu soruyorsa yani biraz hoş olmayan bir soru olmuş olur. Çünkü bütün manevi değerlerin onlar hem öncüsü olmuşlar hem örneği olmuşlar. Yani namaz nedir? Yüce Allah'la konuşmaktır. Rab'le münacat. Onunla razı niyaz. Bunu herkesten ziyade imamlarımız yapmış. Yani hatta Hazreti Peygamberimiz bizim imamlarımızın rehberi, öğretmeni değil mi? Budur Peygamberimiz. Hazreti İmam Ali bu değil mi? Budur. Ha diyeceksiniz efendim namaz Farsların ortaya koydu. Bu yanlış bir deyimdi. Onun sebebini ben açıklayayım niye bizde Farsların kullandığı kelimeyi kullanıyor. Evvel namazın Arapçası selahtır. Selahatın sözlük anlamı, asıl sözlük anlamı duadır. Ama şer'i literatürde bunun anlamı nedir? Özel bir kısım hal hareketin adıdır. İşte ayakta kıyam etmek, secdeye gitmek, rucu yapmak buna namaz deniliyor. Hazreti Peygamberimiz namaz kılmış mı? Tabii peygamber. Hazreti Ali peki peygamberle beraber. Hatta tarih aynen şöyle yazar. Diyor adam yabancıydı. Sünni kaynaklar da bunu yazıyor. Adam Kabe'ye gelmiş. Kabe'yi tevaf ediyor. Bir müşriktü. Peygamberimizin amcası Abbas'a soruyor. Diyor ya ya Abbas diyor. Kaç kişi diyor orada bir şeyler yapıyorlar. Bunlar kimdi? Peygamberimizin amcası diyor ki onun biri benim kardeşimin oğludu, yeni bir din getirmiş, adı Muhammed'dir diyor, yeni din getirmişim. Diğeri yine bir başka kardeşimin oğludu, o da o dine inanan kişidir, bir gençti, bir çocuktu, adı Ali'ydi. Diğeri de kardeşimin oğlunun eşiydi, Hatice'di. Yani hiç kimse Allah'a bu şekil ibadet etmezken Hazreti Peygamberimiz 3 kişilik bir cemaat namazı kılıyordu Kabe'de. Yani Peygamberimiz idi, İmam Ali'ydi ve Hatice anamızıydı. Daha hicretini de yapmamıştı. Hicret öncesi yaptığı amelleriydi bunlar. Ve hicret sonrası Peygamberimiz Medine'de ilk hicratı herkesin bildiği şeydir. Mescid-ün Nebi'ydi. İmamlarımızın tamamı bunu yapmış. Önemli bir nokta ki istiyorum onu arz edeyim. Peki efendim biz Türkler neden o zaman kendimiz bu Türkçe bir kelime kullanmamışık bu özel ibadetle ilgili veya Kur'an'ın getirdiği o kelimeyi kullanmıyoruz. Çünkü altını çiziyorum bunu. Şu an yaşayan canlı bizim ülkemizin tarihçisi Sayın Dilber Ortaylı. Otaylı beyefendimiz diyor ki çok net olarak diyor ki İslam bize Farslardan geldi. Yani onlar bizden önce İslam'ı kabul etti. Yani zaten biz sınır olmamız dolayısıyla evet. Önce onlar tanıdı sonra. Onlar diyor önce İslam'ı onlar kabul etti. Evet. Sonra onlardan diyor İslam bize geldi. Ve sözünün kanıtları olarak da hatta bu kelimeleri getiriyor. Diyor ki biz şu an kendi halkımız peygamberimize Türkçe ilahi elçi diye genelde hitap etmiyoruz. Ne diyoruz? Peygamber diyoruz. Peygamber. Bu kelime Farsça bir kelime, Arapça bir kelime değil. Kur'an peygamberimize ya peygamber dememiş, ya nebi söylemiş, ya resul söylemiş. Arapçası budur. Ey gönderilmiş, ey elçi. Arapçası ya resul ya nebiydi. Farsça, o zaman biz Hazreti Peygamberimizi bile peygamber diye hitap ediyoruz. Bu kelime bize kimden gelmiş? Farslardan gelmiş. Ki penc-i âli abâ diyoruz yine bu evet, da Farsça. Evet, penc-i âli abâ diyoruz. Penc yine Farsça bir kelimedi, onlardan gelmiş. Veya bu taraftan namaz kelimesi, evet onlar bu kelimeyi kullanmış, yani bunlar Arapça'da evet. O kelimeyi buraya getirmiş. Evet, özetlediğimiz zaman demek evet, 12 imamın hayatı ibadettir, namazdır, niyazdır, secdedir, rükudur. Biz de Ehl-i Beyt camiası olarak namazı dosdoğru kılmamız gerekiyor
ve Allah'la münacatı önemsememiz gerekiyor. Ve böylece Ehl-i Beyt'in gerçek anlamda inşallah izleyeni ve izleyicisi olmuş oluruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu arada sizin bu anlatımınız sırasında namaz hakkında bilgi verirken birçok teşekkür de geldi. Bununla beraber soru soranlar da oldular. Buna ilişkin başka sorular soranlar oldular. Onları da inşallah önümüzdeki programlarda yine sorarız. Çünkü programımızın sonlarına geldik artık. İmam Ali ile ilgili yine sorularınız vardı. Elimizden geldiğince gördüğünüz gibi hocamıza sorularınızı sormaya çalıştık. Hatta programımızın konusu yine anlatacağımız konunun önemli noktaları sizin sorduğunuz sorulara göre belirlendi. Bu da yine bizi mutlu etmekte, memnun etmekte ki sizin sorularınızı cevaplayabilmiş oluyoruz. Yine bizim açıklayamadığımız, buradan okuyamadığımız birçok selam gönderen, teşekkür eden seyircilerimiz oldu, canlarımız oldu. Biz de buradan hepsini selamlıyoruz. Ayrıca Manisa Turgutlu'dan bizi izleyen Hacı Yılmaz Balu, kıymetli büyüğümüz yine selam göndermişlerdi. Bizi izlediklerini söylemişlerdi. Biz de buradan kendisini selamlıyoruz. Ve diğer bütün seyircilerimizi buradan selamlıyoruz. Programımızı yine bir şiir ile sonlandırıyoruz efendim. Her du bir nur iken geldi cihana. İkisi bir nur iken geldi cihana. Biri Mustafa'dır, biri Murtaza. İzzeti ikramı sundu insana. Nebi Mustafa'dır, Vesi Murtaza. Hakkın defterinde yazar mı yalan? Hak Ali'dir, Ali, Natık-ı Kur'an. O kimdir ki ilk namazı kılan? Biri Mustafa'dır, biri Murtaza. Seyri semada var Ali'nin sesi. Hubbu Ali Aba dinin temeli. Kimdir kainatta hakkın mihveri? Biri Mustafa'dır, biri Murtaza. Ebu'l-Beşer Adem ata gelmeden, Halil nara Musa tura girmeden, kimdir arşta İsa göğe gitmeden? Biri Mustafa'dır, biri Murtaza. Kimdir arşta İsa göğe gitmeden? Biri Mustafa'dır, biri Murtaza. Elbet zikrullah'tır kalbin sefası. Niyazla mümkündür huzur sılası. Kimdir ey dost erenlerin Mevlası? Biri Mustafa'dır, biri Murtaza. Biri Mustafa'dır, biri Murtaza. Allah Muhammed Mustafa'nın ve Ali el-Murteza'nın takipçisi olabilmeyi bizlere nasip etsin diyoruz. Bizlere program boyunca kıymetli bilgiler verdiği için, kendisinin bilgilerinden istifade ettiğimiz için Caferi Alimler Birliği Başkanı Hasan Karabulut hocamıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Ve programımızı yine haftaya sizlerle tekrar olmak dileğiyle Cem TV ekranlarında Cabir ile Gündem Ehlibeyt programında buluşmak dileğiyle sonlandırıyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.